gerçekten zor, herkes nasıl hissediyor kendini? Geçen hafta bir yedik, sonra bir yokuşa çıktık. Vallahi iyi. İndiğimizde öyle değil de devam ettikçe. Bizim yanımızdan geçen çoban değil mi? Şu karşıdaki. Çobanlık güzel be. Özgürsün ya, dağlarda gez. Aynen. Yörüklerin işi zor bir yandan da, işte muhtarlar şey vermiyor falan. Alan vermiyor. Alan vermiyor. Ama doğada yaşıyor olması. Sıkıntılar çekseler de şehirdeki insanlar bence çok çok kat kat daha fazla güzel yaşıyor. Daha mutlulardır. Yani tabii rezillik yani çekiyor ama yaşam olarak doğal yaşıyor. Karşılığını da alıyor. Şehir hayatının sıkıntı, stres. Çoban var ya, bekar olacak çoban şimdi. Değil mi? Yani zaten konar göçersin. Aynen. Ütü derdin yok. Çamaşır makası derdin yok. Peynir mi yap, sütünü iç değil mi? Sütünü iç. Kes dolaş, yürü. Kes ara sıra keçin koyunu. Bunların çadır kurması da çok hızlı ha. Belgesellerde izliyorum. Hemen anında çadır kuruyor. Yağmur başlıyor. 10 dakika demeyi ya, hemen indirmişler yüklerini bir anda. Her şey hazır. Kekik mi acaba? Daha kekiği değil mi? Evet. Aynen. Daha kekiği hocam. Esas kekik bu aslında. Ben buldum böyle. Dağdan kökledim. Birer iki. Topladım ya. Ferah. Biliyorum, biliyorum. Biz direkt sahile indik o zaman. Böyle oluyor hani yatak. Bazen olmuyor ya, daha da topladığımızda. Şeyden gittik. Yanımızdan yukarıya Oluklu'ya çıktık. Oluklu'dan Ayçiçeği yemiştik, Ayçiçeği. Orada bir kek topladık. Adaçay mı? Kek topladık. Orada bir şey dedim. Evet. Kar yürüyüşü bitti mi şimdi hocam? Daha gitmiyoruz mu kara? Yani olursa gideriz belki de, kar bundan sonra aşağı biliyorsunuz Antalya'da biter. Şeyi de giderdin ha. Aslında haftaya kızlar sürüşünü düşünüyor. Bakalım, haftaya ben kızlar sürüşüne giderim.
Kimle gidiyorsun oraya? Ya oraya malzemesi olan kişilerle gidiyoruz. Malzemesi olan kişilerle gidiyoruz. Tabii canım. Krampon, kazma. Aynen. Evet, krampon da aldım. Ayakkabı da aldım. Kazma dediğimiz hani üstünde durdurmak için kazma gerekiyor. İşte kask, uyku tulumu, karda kışta yatmaya evet. Olması lazım. Bir gün kalma. Çadırlı kamp mı yaptınız orada? He, çadır kamp. Çadır mı? Kamping de mi yoksa şey mi? Kendiniz bir yer mi buldunuz? Milli Park diye geçiyorum ben. Neresini kurarsan kur. Kamping yok zaten orada. Evet. Gölün kenarlarında bir tane kamp yeri var. Kamp dedim yani elektrik yok. Sadece çadırın yerini kuruyorsun. Oraya Milli Park'ta su var, çeşme, tuvalet koymuş. Evet. Bunu kullanabiliyorsun. Yani kamp diye bir yer yok. Anladım. Tam o zaman bu işte emin annesi. Aniden çıktı. Evet. Yoksa çok o kadar hevesliydim ki. Evet. İlla insan işte istediğin bir şey çıkıyor. Evet, evet. Nasıl bir şey? Aynen. Ben de özüm bunda da var. Bir de aynen. Bende husky var. 4 mevsim. Çadır mı? Mesela, he aynen. Ya işte alttan ama böyle nemli olduğunda sabahları falan hani şey oluyor ya. Alttan böyle hani şey böyle damla damla içine geçiriyor mu mesela? Ama mat koyacaksın alttan. Ha, yukarıdan mesela yağmur yağdığında geçirmez mi mesela alttan alan öyle? Çadırın iyiyse... Hani 4 mevsim diye geçiyor mesela yağmurda. Şimdi o dışarısı için değil, içerisi için. 4 mevsimde de hani nasıl yirmi falan filan ama yağmura karşı değildir o. Ha. Yağmur geçirmemezlik özelliği değildir. O 4 mevsim dedi şey yani. Kışın da kullanabilirsin. Evet. Ama yağmur için garanti vermiyor diyorsun ha? Tabii yağmur için garanti vermiyor.